Merhaba arkadaşlar. Bol ortaca varlıklı emlak Yaşar Yıldız. Bugün sizlere Muğla Menteşe ilçesine bağlı olan Şenyay'da mahallesinde, eskiden köy şimdi mahalle. Burada bir yerimiz var satılık. Oranın tanıtım için gideceğiz. Hep beraber yola çıkacağız birazdan. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu anda Sakar dediğimiz aşağıda yolu görüyoruz. Muğla'dan aşağısı ve yukarısı, yani Sakar'dan aşağı ve Sakar'dan yukarı olarak da tabir ediliyor. Sakar'dan aşağısı dediğimiz düz ova, yani deniz seviyesinde olan arazi. Akyaka'dan başlıyor. Ortaca'ya, Dalyan, Dalaman hepsini kapsıyor. Muğla'nın, yani Sakar'ın üstü dediğimiz yerde Muğla'nın üstü. Burada rakım yaklaşık 800 civarında. Dolayısıyla söylemek isterdim. Yazın aşağıda pişerken, yani Sakar'ın altında sıcaktan insanlar bunalırken, pişerken yukarıda Muğla'da serin serin püfür püfür oturulabiliyor. Arkadaşlar burada ana kavşağa doğru geldik. Buradan sağ tarafa doğru gidersek Denizli kale tarafına gidiyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Direkt devam ettiğimizde de İzmir, İstanbul istikametine yol devam etmekte. Biz şehir merkezine doğru sağa saparaktan merkeze doğru ilerliyoruz. Ufak bir Muğla turumuz olacak burada. En azından görmeyenler için Muğla'yı böyle şey olaraktan hızlandırılmış bir şekilde göstermeye çalışacağım yol düzergahım üzerlerini. Evet arkadaşlar. Son süreçlerde artan gayrimenkul fiyatları ile birlikte bizler de yeni yeni arayışlara girdik. Burada takipçilerimizin sürekli bize arayarak bildirdikleri, yazdıkları şeylerden birisi de biz gayrimenkul alamayacak mıyız? Küçük bütçeli olan gayrimenkullerimiz hiç mi yok? Gibi sorularla karşılaşınca biz de böyle bir arayışa girdik. Evet, illa Muğla'da yaşamak istiyorum. Ben Muğla'da bulunmak istiyorum derseniz, işte sizin için yapmış olduğumuz çalışmalarda Muğla Menteşe'nin üst taraflarında, yayla kısmında yaşayabileceğimiz, köy hayatını sürdürebileceğimiz, yaz kış oturabileceğimiz çeşitli yerlerimiz var. Bunlarla ilgili değerlendirmelerimiz için zaten tanıtımlarını yapacağım. Göreceksiniz. Hem ileriye dönük doğal yaşamınızı sürdürebilmeniz, hem de size getiri sağlayacak, prim açısından prim yapabilecek nitelikte olan bu gayrimenkullerimizi sizler için hazırlamış bulunmaktayım.
Gayrimenkulümüzün güncel fiyatını yine açıklama kısmına bırakacağım linkte öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda telefon numaramı bırakacağım. Arayıp da bilgi alabilirsiniz. Ya da www.varlıklıemlak.com internet sitemden de güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Konuşamıyorum biliyorum, evet. O kadar güzel bir uğultu, kuş sesleri var ki, o kadar güzel bir ambiyansın içerisindeyim ki. Birden böyle durdum. Etraf beni çok etkiledi. Arkadaşlar, Muğla Menteşe Şenyay'da. 829 metrekare. Burada bir arazimiz var. Bu arazimiz satılıktır. Bu arazimizin köy yerleşik alanı içerisinde 250 metrekare yapı yapma izni var. Yani buraya aldığımızda şu güzel manzaranın karşısına sırtımız olan orman olan bölgeye evimizi yapıp hayatımızı burada devam ettirebiliriz. Arkadaşlar, gayrimenkulümüz şöyle diyeceğim. Şuraya cevizler ekilmiş. Şu cevizlerin olduğu yerden. Evet, sınırımız cevizler. Cevizlerden yukarıdaki ardıcın oraya kadar. Şimdi birazdan orayı da göstereceğim ben sizlere. Şu şekilde. Ve yola cephesi var. Yola kadar devam ediyor. Şöyle ortasından da duralım. Bakın yukarıda bir de eski yaşam alanları oluşmuş burada. Yıkık bir ev gözüküyor. Evet, kuş seslerini duyuyorsunuz. Tamamıyla huzur içerisinde bir yaşam düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. Evet, şuradaki ceviz ağacımız bizim sınırımız. 829 metrekare, 250 metrekare inşaat hakkımız var. Bunu tek de yapabiliriz, dubleks tarzında da yapabiliriz. Evet, şuraya evimizi koyduğumuzu düşündüğümüzde karşımızdaki manzara. Evet, böyle devam ediyor arkadaşlar. Şu ağaçların arasından şöyle söyleyeyim ben size. Yukarıdan şu taşların olduğu yerden devam ediyor. Oradan geçemeyeceğim. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlarımız. Diğer sınırımız da burası. Buradan zaten bakın araba ve elektrik direği var. Elektrik direğinin olduğu yere, yolun olduğu yere kadar olan bölüm şu anda satılık olan bölümümüz. Şu ardıç ağının arkası da bizlere ait, sınırlarımız içerisinde. Sırtımız çam ormanları. Karşımız çam ormanları. Şenyayla
köy yerleşik alan içerisinde yaşam var, komşularımız var. Evet, yaklaşık buradan 300 metre ileride köy camisi, kapanan bir okulumuz da var. Evet, burada armut ağacımız da var, yaban armutu. Burada toprak verimli arkadaşlar, bilakis ceviz için, ceviz ekmek için gerçekten çok güzel bir toprağı var. Badem, ceviz burada en güzel olabilecek şeyler. Bunlar da yaban armutu. Evet arkadaşlar, şimdi ben yola doğru ineceğim. Sınırımızı göstereceğim sizlere aşağıda. Evet, buradan yola. Şurada gördüğünüz kadar yola cephemiz var. Şu şekilde. Çam ağaçlarımız da var. Evet, sırtımız orman. Hemen orman yolu, orman içerisine giden yol. Evet arkadaşlar, burası da yolun alt kısmı. Yolun alt kısmı, evet, arsamızın olduğu yerde şu alan. Evet, şuradaki çam ağacımız, sınırımız. Yoldan gösteriyorum. Evet, çam ağacı. Böyle devam ediyoruz. O armut ağacımız da var. Sınır boyunca devam ediyorum. Evet, burada elektrik direğimiz ve de lambamız, gece sokak lambamız. Evet. Evet, tam da direğimizin hizasına kadar, şuraya kadar olan alanımız. Evet, şimdi biraz hafiften rüzgar var ama drone'umu uçuracağım. Bakalım, görüntü almaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi tamamen doğanın içerisinde köy yerleşik hayatını sürdürmek isteyenler için, gerçek doğal hayata dönmek isteyenler için. Burada market yok. Burada market, sağlık ocağı 7 kilometre mesafede Dokuzçam köyünde. Buraya geldiğinizde burada yaşamınızı sürdürürken bunları göz önüne almamız gerekiyor. Kendi ekmeğimizi kendimiz yapacağız. Kendi bahçemizi kendimiz yapacağız. Tavuklarımız yumurtalarımızı sağlayacak, etimizi sağlayacak. Evet, köy yerleşik alan içerisinde yaşamak isteyenler için. Sizlere sağlıklı, mutlu, huzur dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.